Bu videoda eğri altında kalan alan için tahmini bir değer bulmak üzerine konuşacağız. Örnek olarak da y eşittir x kare artı 1 eğrisini seçtim. Evet, şimdi bu eğri x ekseni ve x eşittir eksi 1 ile x eşittir 2 aralığı ile sınırlı alanı bulmaya çalışacağız. Şu alandan bahsediyorum. Evet, bunu bulacağız. Bunu yapmak için farklı yaklaşımlarımız olabilir. Ben de bu alanı kısa kenarları birbirine eşit olan dikdörtgenlere ayırarak hesaplayacağım. Bunu yaptıktan sonra dikdörtgenlerin uzun kenarları hakkında da ayrıca konuşacağız. Alanı kısa kenarları birbirine eşit 3 dikdörtgene ayırarak hesaplayacağım. Önce kısa kenarları oluşturup uzun kenarlar üzerine de biraz konuşacağız. Dikdörtgenlerin uzun kenarlarını fonksiyonun kısa kenarın orta noktasında aldığı değeri kullanarak hesaplayalım mı? İşte böyle. Hesaplamaya geçmeden işin mantığı üzerine de biraz konuşmak istiyorum. İlk dikdörtgeni ele alalım. Ya da bundan daha önce x eşittir eksi 1 ve x eşittir 2 aralığını 3 eşit parçaya böldüğümüzün altını bir kere daha çizelim. Parçaların her biri bir birim uzunluğunda. Daha iyi bir tahmin için elimizdeki dikdörtgen sayısını arttırabiliriz ama isterseniz önce bunu hesaplayalım. Kısa kenar uzunlukları 1, uzun kenarlar ise fonksiyon kısa kenarın orta noktasında aldığı değere eşit. Buradaki orta nokta eksi 1 bölü 2, buradaki 1 bölü 2 ve bu da 3 bölü 2 değil mi? Bu durumda bu dikdörtgenin uzun kenarı eksi 1 bölü 2'nin karesi artı 1'den eksi 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4'e eşit. Buna 1 de 1 eklersek evet 5 bölü 4 olur. Uzun kenar 5 bölü 4 ise bu dikdörtgenin alanı 5 bölü 4 çarpı 1'den 5 bölü 4 birim kare olacaktır. Hemen not edeyim. Dikdörtgenlerin uzun kenarı için orta noktayı kullanıyoruz demiştik. Birinci dikdörtgenin alanını 5 bölü 4 bulduk. Görebileceğiniz bir renk kullanayım. 5 bölü 4. İkincisi için de aynı mantığı kullanalım. 1 bölü 2'nin karesi artı 1, bu da 5 bölü 4 eder. 5 bölü 4'ü 1 ile çarpınca da yine 5 bölü 4 elde ederiz. Bunu da yazıyorum. 5 bölü 4 ekleyeyim artı 5 bölü 4. Üçüncü dikdörtgenin uzun kenarı da bir bakalım. 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4'e eşittir. Artı 1, 13 bölü 4 eder. Uzun kenarı yani 13 bölü 4'ü 1 ile çarpınca da alanı 13 bölü 4 olarak buluruz. Artı 13 bölü 4. Bunun sonucu da 23 bölü 4 ya da 5 tam 3 bölü 4'tür, öyle değil mi? Bu yönteme orta nokta yöntemi adı verilir ve az önce de gördüğümüz gibi fonksiyonun dikdörtgenlerin uzun kenarını kısa kenarın orta noktasında aldığı değer olarak kabul ederiz. Tek yöntem bu değildir tabii. Kısa kenarların sol köşesini ya da sağ köşesini de değerlendirebiliriz. Bunlarla ilgili videolarımız da var ama isterseniz hızlıca üstlerinden geçelim. Sol köşelerle başlayalım. Bir bakalım. Sol köşe burada eksi 1'e eşit. Eksi 1'in karesi artı 1, 2 eder. 2 çarpı 1'den de 2 elde ederiz, öyle değil mi? Buradaki sol köşe 0'a eşit ve 0'ın karesi artı 1, 1 eder. 1 çarpı 1 de 1. Ve buradaki sol köşe de 1'e eşit, 1'in karesi artı 1, 2 eder. 2 çarpı 1 de 2'ye eşittir. Hemen not ediyorum, sol köşeyi değerlendirdiğimizde 2 artı 1 artı 2'den 5 buluruz. Peki sağ köşeleri de hızlıca yapalım. Birinci dikdörtgene dikkat ederseniz bu dikdörtgenin alanı eğri altında kalan alan için oldukça düşük bir tahmin olacak değil mi? Evet, bunu görebiliyoruz. Sağ köşesi 0, 0'ın karesi artı 1, 1 eder ve 1 çarpı 1 de 1'dir. İkinci dikdörtgenin uzun kenarı sağ köşesi 1'e eşit 1'in karesi artı 1, 2 eder. Alanı da 2 çarpı 1'den 2'ye eşittir. Ve üçüncü dikdörtgen içinde sağ köşe 2, 2'nin karesi artı 1, 5 eder. 5 çarpı 1 de 5. Ve bu durumda da eğri altında kalan alan için bulduğumuz değer 1 artı 2 artı 5'ten 8'e eşittir.
Grafiğe göz atacak olursak, bunun gerçek alandan fazla olduğunu, yani bu tahminin yüksek bir tahmin olduğunu görebiliriz. Bu videoda size eğri altında kalan alanı dikdörtgenler kullanarak hesaplayabileceğimizi göstermeye çalıştım. Dikdörtgenlerin sayısı artınca, başka bir deyişle alanın içine sığdırdığımız dikdörtgenlerin kısa kenarları çok çok daha küçük olduğunda, yine aynı aralıkta olmamıza rağmen gerçek alana daha yakın bir değer elde edebiliriz.